Sevgili çocuklar, merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Aman yarabbim, iyi olduğunuzu duyar gibiyim. Her ne kadar yaşlansam da her zaman olduğu gibi sizi gayet iyi duyuyorum burada. İyi olduğunuzu duyuyorum sevgili çocuklar. Aman, iyi olun sevgili çocuklar. Siz iyi olursanız ben de keyifle masallarımı anlatabiliyorum buradan. Sizler için yine her zaman olduğu gibi güzel bir masal hazırladım. Dinlemek isteyenler hemen ekranların karşısında yerlerini alsınlar, arkalarına şöyle güzelce yaslansınlar. Ben de keyifle masalımı anlatayım sevgili çocuklar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Fireler berber iken, develer tellal iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Anam kaptı kaşayı, babam kaptı maşayı. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Döndük arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz sevgili çocuklar. Bundan tam 18 yıl evvel kasabanın birisinde bir adam gurbet ele çalışmaya gider. 18 yıl gurbet elde çalışır, 3000 altın biriktirir sevgili çocuklar. 3000 altın biriktirdikten sonra der ki artık yeter. Bu para bana yeter. Artık kasabama, evime döneyim. Bu altınlarla bir çiftlik kurayım. Çoluğumla, çocuğumla evden camiye, camiden eve günlerimi geçireyim. Ömrümün son günlerini bu şekilde geçireyim diye düşünüyor. Hazırlığını yapar. 3000 altını kuşağına kor, atına biner. Doğru kasabaya doğru yol almaya başlar. Bir müddet gittikten sonra öyle bir yerleşim yerine, bir köy, bir kasaba gibi bir yere gelir. Atını der ki şuraya bağlayayım, biraz istirahat edeyim, dinleneyim diye düşünür. Tam bu sırada uzaklardan bir ses duyar. Bin altına bir söz, bin altına bir söz, bin altına bir söz. Adam merak eder, Allah Allah bu ses nedir? Kalkar yerinden, hemen sesin olduğu yere doğru gider. Baksa ki bir adam bağırıp duruyor. Bin altına bin söz, bin altına bir söz diye bağırıyor. Adamın yanına gelir, selam verir. Nedir hemşerim der ya, bin altına ne söylüyorsun? Bu ne sözü der. Adam, hemşerim der, bana bin altın verene ben bir söz söylüyorum der. Ver bin altın, sana da söyleyeyim bir söz der. Adam merak eder, Allah Allah der ya, bin altına nasıl bir söz olur? Merak bu ya, çıkartır kesesinden bin altını o adama verir. Söyle bakalım der, neymiş bu senin çok önemli olan sözün der. Adam der ki yolcuya, gönül kimi severse güzel odur der. Ha, adam yahu der, senin söyleyeceğin söz bu muydu? Ben bunu zaten biliyordum der ya. Bu söz bin altına der mi? Hiç kusura bakma efendi der. Sen biliyor olabilirsin ama ben bu sözü bir kez daha hatırlattım. Hadi bana eyvallah der. Adam gözden kaybolur gider. Bizim yolcu kendi kendine sinirlenir. Eyvah der, ne yaptın sen kendine? Bildiğin bir söze bin altın verdin der. Olur mu böyle şey falan, kendi kendine kızarken tekrar atına biner, yoluna devam eder sevgili çocuklar. Yine böyle kasabanın bir kenarında uzaktan bir ses duyar. Atını durdurur, atından iner. Baksa yine böyle o daha önceki adam gibi bir ses geliyor. Bin altına bir söz, bin altına bir söz, bin altına bir söz. Hemen atından iner, atını oraya bağlar, doğru adamın yanına gider. Sahtekar der, oradan buraya mı geldin? Yine kimi kandırıyorsun? Bin altın alıyorsun, bir adama bir söz söylüyorsun, bildiği bir sözü. Yine aynı şeyleri mi söyleyeceksin der. Adam hayır der ya, ben bin altın alıyorum ama her bin altın verene aynı sözü söylemiyorum. Herkese başka farklı farklı sözler söylüyorum der. Adam merak eder. Herkese der, bin altın aldığın herkese farklı bir şey mi söylüyorsun? Evet, ben farklı söz söylüyorum der. Şimdi sana ver bin altın, sana farklı bir söz söyleyeyim der. Yolcu çok meraklıdır, çıkartır, kazandığı o 3000 altının bin altını daha verir o adama. Adam altını alır, kesesine kor, dinle bey der, kulaklarını aç.
İyi aç, beni iyi dinle. Tamam der. Hadi bakalım, söyle. Ne söyleyeceksin? Bak efendi der. Kaderde ne varsa başa o gelir der. Ne? Yahu der, ben bu sözü zaten biliyordum. Sen benim bildiğim bir söze 1000 altın aldın benden. Ver benim 1000 altınımı der. Yok efendi der, ben sana baştan söyledim. 1000 altına bir söz söylüyorum dedim. Sen de kabul ettin. Ben 1000 altınını aldım, sözümü söyledim. Hadi bana eyvallah der ve uzaklaşır orada. Adam kendi kendine kızar. Ne yaptın be adam der ya. 18 sene boyunca çalıştın, çabaladın, 3000 altın biriktirdin. Bunun 2000'ini de adama kaptırdın der ya, bildiğim bir söz için. Sen nasıl bir insansın der ya, şimdi eve nasıl gideceksin der. Bari der kesende kalan 1000 altına sahip çık. İşte ise bu 1000 altınla git. Karın eve vardığın zaman, herif 18 sene çalıştın, ne getirdin demez mi adama der. Kendine kızar, sinirlenir, atına biner, tekrar kasabaya doğru sürer. Bir müddet gittikten sonra yine böyle bir yerleşimlere denk gelir. Atından iner, der ki biraz dinleneyim, karnımı doyurayım falan. Atını bir yere bağlar, bir ağaç gölgesine oturur. Yiyeceğini açar, tam karnını doyururken uzaktan böyle pazar yeri gibi bir yerde yüksekçe bir tepenin üzerine çıkmış adamın birisi 1000 altına bir söz, 1000 altına bir söz, 1000 altına bir söz. Nağralar atıyor, bağırıyor. Allah Allah der, ya bu bizim adam değil mi? Gidip bakayım der. Hemen ortalığı toparlar, atın heybesine kor, doğru adamın yanına gider. Baksa ki aynı adam yüksekçe bir tepeye çıkmış, oradan bas bas bağırıyor. 1000 altına bir söz, 1000 altına bir söz, 1000 altına bir söz. Hemen adamın yanına gider, bileğinden yapışır, in oradan der, sahtekar der. Sen yine kimi kandırıyorsun buradan 1000 altına 1000 söz diye? Ben kimseye kandırmıyorum beyefendi der. Bana 1000 altın verene ben bir söz söylüyorum. Hem de 1000 altın veren herkese ayrı ayrı sözler söylüyorum der. Ver bana 1000 altın. Bak sana ne yeni söz ne söyleyeceğim der. Adam. Hadi oradan der ya, yine beni kandıracaksın der. Bir iki adım atar. Efendi der, hayır ben kimseye kandırmıyorum. Ben yalancı değilim. Ben söylediğim sözün parasını alıyorum der. Adam merak bu ya. Ulan der. Battı balık yangılar. Hadi bakalım der. Al sana 1000 altın. Kesesinde bulunan son 1000 altını da verir. Söyle bakalım der sözünü. Adam bak der, efendi söylüyorum. Kulağını iyi aç, beni iyi dinle der. Hadi der, söyle. Söyle sözünü. Dinliyorum. Bak efendi der. Asla hiçbir işte acele etmeyeceksin. Düşüneceksin, taşınacaksın, öyle hareket edeceksin. Acele işe şeytan karışır der. Hey, ulanlar bu benim bildiğim söz. Tabii ki der, hiçbir işte acele etmeyeceksin. Sen benim bildiğim söze 1000 altın mı aldın benden der. Evet efendi der. Ben sözümü söyledim. Sen de 1000 altını verdin. Hadi bana eyvallah der. Adam hemen gözden kaybolur. Adam kahrından ölecek. Kendi kendine kızar, bağırır, çağırır ama yapacak bir şey yok. 18 yıl boyunca çalıştığı bütün parayı 3 tane söze vermiştir çocuklar. Adam çaresiz atına biner, yoluna devam eder. Aman Allah'ım böyle bir köy meydanına gelir. Köy meydanında bütün kasabalılar, köylüler toplanmışlar. Böyle birbirlerine harala gürele bir şeyler tartışıyorlar. Selam verir, adamların yanına gelir. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ağlar der ya, nedir bu sıkıntı? Niye toplandınız buraya? Köylerden bir tanesi der ki, aman ağam hiç sorma. Bak der, burada bir tane su kuyusu var. Biz günlerdir susuzuz. Bu kuyudan su alamıyoruz. Peki ya niye alamıyorsunuz? Sallan ipi, takın ucuna bir kova, sallayın ipi, alınır. Hayır der efendim, öyle değil. Kuyunun içerisinde bir tane dev var. Neydi o belli değil. Bize asla su vermiyor der. Biz öleceğiz susuzluktan. Adam der ki ya olur mu öyle şey? Verin oradan der bana bir ip. İnip bakayım der ya, neyin nesi bu dev? Oradan bir ip verir, bulurlar, adamın beline bağlarlar. İpin bağlar beline, ulan der. O satın aldığı, 1000 altına satın aldığı söz aklına gelir. Kaderde der, ne varsa adamın başına o gelir der. İneyim bakayım der, ne olacaksa olsun. Battı balık yan gider der. İpi beline bağlar çocuklar. Köylüler yavaş yavaş adamı kuyunun dibine indirirler.
aman Allah'ım, gerçekten de orada köşede ne yuduğu belli olmayan kara kocaman birisi duruyor. Ey der, dev efendi, sen der bu kasabalıya su vermiyor musun? Senin derdin ne? Bana bir anlat bakalım der. Dev der ki, efendi, ben der hiçbir kimseye su vermemezlik yapmıyorum. Ancak der, benden bu kuyudan su alabilecek kişi benim sorduğum sorulara cevap vermesi gerekiyor der. İyi der, kolaymış. Hadi bakalım sor sorunu der. Bu arada da kuyunun içerisinde bir kenarda güzeller güzeli bir kız, bir kenarda da pörtlak pörtlak gözlü kurbağa duruyormuş çocuklar. Dev der ki, söyle bakalım bana yolcu. Bu kız mı güzel, bu kurbağa mı güzel der. Adam şaşırır. Kıza mı güzel diyecek, kurbağaya mı güzel diyecek. Düşünürken düşünürken bir anda o bin altına satın aldığı söz aklına gelir. Hemen döner deve der ki, gönül kimi severse güzel odur der. Aman Allah, bu söz devin çok hoşuna gider. Aferin sana yolcu der. Aferin, tam aradığım sorunun cevabını şimdi buldum der. Meğersem dev o güzel kıza değil, burada yaşayan kurbağanın güzel gözlerine hastaymış sevgili çocuklar. Tamam der, ben gidiyorum artık. Buradan artık bu koyuya gelmeyeceğim. Kasabalıya söyle, dilediği kadar su alabilir der. Dev gönlünün muradına kavuşmuştur, kurbağayla birlikte ayrılırlar. Adam seslenir, ey köylüler, sallayın ipi aşağıya, çekin bakalım hadi beni yukarıya der. Köylüler ipi sallar, yolcu beline bağlar, kasabalı ipine adamı yukarı çıkartır. Tamam ya, tamam der, hallettim işi. Dev gitti der, bu kuyudan dilediğiniz kadar su alabilirsiniz der. Köylüler çok şaşırırlar, çok mutlu olurlar yolcunun bu hareketine. Hemen onu kasabaya götürürler, yedirirler, içirirler, o gece misafir ederler, altına güzel döşekler, üzerlerine yorgan örterler. Adam güzelce bir uyku çeker, yorgunluğunu atar ve bu arada bu yolcunun yaptığına iyilik olsun diye bütün kasabalı toplaşırlar. Ne kadar ellerinde altın akçe varsa bir araya getirip bu yolcuya hediye etmek isterler. Sabah olur, yolcu atına binip, kasabalıyla vedalaşıp atına binip yoluna gitmek ister. Kasabalı der ki, dur yolcu, sen bize o kadar güzel iyilik yaptın ki bizi susuzluktan kurtardın. Biz de nacizane bütün kasabalı toplandık, senin için 10.000 altın biriktirebildik der. Bu altınları ananın ak sütü gibi al, sana helal hoş olsun, koy kesene, dilediğin gibi harca derler. Yolcu çok şaşırır. Aman efendim, nasıl olur ya, ben bunu yapacak ne hak ettim? Yoo der, biz günlerdir burada susuzduk, perişandık, ölecektik susuzluktan. Sen ne yaptın, ne ettin? Bizim o kuyudan su almamızı sağladın. Bu sana nacizane bizim bir hediyemizdir der. Adam o 10.000 altını alır, kesesine, kuşağına kor, atına biner, doğruca köyüne, kasabasına gider. Kasabaya geldiğinde akşam olmuştur. Camilerden akşam ezanı okunmaktadır. Adam merak eder. Der ki, benim 18 sene evvel bıraktığım evim ne halde? Hanım ne halde? Evime gideyim bir bakayım der. Evine gelir, atını kapıya bağlar. Merak eder. Camdan şöyle içeriye doğru bir bakar sevgili çocuk. Ah! Aman Allah! Ne görsün? Lan der, bu içerideki kadın benim karım olmuyor, benim karım. Ama der, o başını benim karımın dizine dayayan adam kim? Yoksa ben yokken benim eşim başka biriyle mi evlendiler? Çok sinirlenir. Nasıl olur der, benim eşim benim üstüme başka biriyle evlenir. Hemen kuşağındaki bıçağını çıkartır, doğru kapıya gider. Tam kapıya vuracakken bir anda o 1.000 altına satın aldığı söz aklına gelir. Neydi çocuklar biliyor musunuz? Hatırlayın bakalım. Hiçbir şeyde acele etmeyeceksin. Duracaksın, düşüneceksin, karar vereceksin, öyle hareket edeceksin. Değil mi? 1.000 altına satın almıştı o sözü. Adam durur, ya der, dur bakalım, ne yapıyorsun? Önce bir anla, dinle, bakalım nedir, ne değildir? Eğer gerçekten
benim üstüme başka bir adam aldıysa bu eve, o zaman cezasını veririm der. Adam ama bu arada siniri hala geçmemiştir. Çok da sinirlidir. Kapıyı çalar. Kadın koşar, kapıyı açar. Ha, baksa ki 18 sene evvel gurbet ele uğurladığı kocası. Hemen kocasının boynuna sarılır. Bir hasret gidermeye çalışır. Ama adam çok sinirli olduğu için kadını ittirir böyle. Dur der, dur. Anlat bakalım bana der. 18 sene boyunca neler oldu bu evde? Sen benim karım olmaya karımsın da bu elin adamı ne geziyor burada der. Kadın hafif tebessüm eder. Bey der, 18 yıl önce bu evden ayrılıp giderken o kadar hızlı çıktın ki ben sana söyleyemedim. Senin gittiğinde ben hamileydim. Bu delikanlı senin çocuğundur. Bak büyüdü, 18 yaşına geldi der. Adam tekrar düşünür. Eyvah der, ben neler yapacaktım der. Yahu der, öfkeyle sinirle içeri girip tam bıçağımı çekmiştim. Hem evlat katili olacaktım, hem hanım katili olacaktım. Demek ki der, o adamın söyledikleri söz o kadar geçerliymiş ki emin olun der. Bir söz bin altından daha kıymetliymiş der sevgili çocuklar. Evet, masalımız da burada bitti. O günden sonra baba, oğul, eşi ömürlerinin son günlerinde mutlu ve süt yaşarlar. Neymiş çocuklar? Hikayemizden kısa olarak ne çıktı biliyor musunuz? Eminim biliyorsunuzdur. Bir söz bin altından çok daha değerlidir sevgili çocuklar. Unutmayın, büyüklerinizin sözlerine saygı duyun sevgili çocuklar. Hoşça kalın. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık.